Merhaba, iyi günler. Ben Mehmet Kartal, Türk Kızılay Mardin Toplum Merkezi'nde koruma programı altında sosyal hizmet uzmanı olarak görev almaktayım. Şu an Mardin Midyat Karayolu'ndayız. Midyat ilçesine gidiyoruz. Midyat ilçesinde 2014 yılından beri Türkiye'de yaşayan Ezidi göçmenler, Ezidi mülteciler için gidiyoruz. Rutin bir saha taraması yapacağız. Ezidiler 2014 yılında Irak ve Suriye arasında olan Şengal, Sincar bölgesinde yaşayan dini bir azınlık. Ezidilere çeşitli radikal örgütler tarafından saldırı olunca Ezidiler bir katliamla, bir soykırımla yüz yüze kalmışlar. Ardından Türkiye'ye sığınmışlardır. Biz Türk Kızılay Mardin Toplu Merkezi olarak aslında Mardin'de yaşayan Ezidilerle çok koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Kendileri içinde Hac Ahmet Rafo bizim odak kişimiz. Kendisi aslında bu topluluğun tüm sorunlarını bize iletmekte. Toplu bir şekilde sorunlarını bize yansıtmakta. Biz de bu şekilde daha düzenli, daha sistemli müdahaleler uygulamaktayız. Az vaku kordaki ezidi. Ezidi her devar zilmi van hatikirin. Ezidi milletekin haçti huazın. Ne zarar ayakit kazın, ne kazın yek zarar bir divan. Le makabın zarar diyeyim de tarih ara darbaz bir zarar tiz sari ezidiya. Fakat işbuna ezidiyana. Vak mı gotti işbuna mı ezidiyana zilm zahfti sarima. Hatına sababa hatına mavır ya mışbar zilmi hatın. Zilmal mahati kirin ji tişt ki gönneye bahvar kirin. Gümmene diyan, gümme bukra çirok net hat bahvar kirin le madit. Bir vakti amhavre rabun şadri çan tiştiş mithat khostin çan malbati havca gunwe roje sardan avan bakin az buan ramgahan van malbata uytir avdi sal darbas fun hata vega tekli ama bhavre çe bu telefoni minu van bhavre hana belki daha insana tişt ki persgirek lvr çe bu itgahane man tişt ki lvr yari kari ak falan tişt hat khabar editin me az millet emavut kem dosya ak falan حاجبی از چیت که من گین بر دستیوان و شمارد من علی کار. اما وقتا هم گم هانا و دری براستی جی کره می اف ای کارو لالبو یعنی هیچ حس نت کر ایده مال فرلی پرسی ام چون دختورا مالاوان آوا حوالت قزلا هاری کاری اما کرم براستی جی جامعه را تخصیلی نکرن اف جهازاویش مرا آنین و یعنی وقتا گو ما جهازاوی پی آنی راستی جو وقتا گوش مرا حتا کرین از گلک اف خوش بوم ولیتین اشیتمه جهازını karşıladık ve kendisine işitme cihazını temin ettik. İşitme cihazını temin ettikten sonra derslerinin daha iyi olduğunu, öğretmenlerine karşı tepki verdiğini, sesler çıkardığını öğrendik. İşitme cihazını takarken ki çıkardığı sesi ve babasının buna şahit oluşu beni çok duygulandırdı. Nasıl ki bir çocuk, yeni doğan bir çocuk dünyaya geldiğinde sesleri hisseder ve ona göre tepki verir. Velid de aynı o şekildeydi. Dünyaya yeniden doğmuş gibiydi. Bir nebze olsun katkımız olduysa, kızların katkısı olduysa ne mutlu bize. Bu insanlar kendi ülkelerinde soykırımı gördüler, savaşı gördüler, katliamı gördüler. Bir insanın şahit olabileceği tüm acıları yaşadılar. Ve şimdi başka bir ülkede tekrar hayata tutunmaya çalışıyorlar. Dini inanışları sebebiyle eğitime dahil edilmeyen çocukların bizim ülkemizde hiçbir sorun yaşamadan okula gidip geliyor olabilmeleri ve bizim de buna katkıda bulunabiliyor olmamız o aileler kadar bizleri de çok memnun ediyor. Yaşadıkları tüm zorluklara rağmen yeniden hayal kurmaları bir Türk Kızılay'ı çalışan olarak, bir insan olarak beni çok mutlu ve gururlu yapıyor. Din, dil, ırk, renk, görüş, mezhep, meşrep fark etmeden tüm ezilen, tüm dezavantajlı, tüm incinebilirlik seviyesi olanlar, tüm koruma riski olan birey ve gruplarla çalışıyoruz. Bizim çalışmamız için herhangi bir engel sorun değil. Bunlar bizim için birer renk.
Ama geçmişim, 7 yılda çok yaşlanmışım. Müdürlük beni çok yaşlandırmış. Vallahi müdürlük beni çok yaşlandırmış. Ben de inanamıyorum. Abi simsiyah saçlarım var ya. 29 Nisan 2011 Türkiye'de ve dünyada önemli bir tarihtir. Bu tarihle birlikte Türkiye ve dünya gündemine önemli bir insani krizi, krizle karşı karşıya kaldı. Suriye'de başlayan iç çatışmalar, demokrasi talepleri, sokak gösterileri sonucunda başlayan çatışmalar neticesinde ülkemize nüfus akını başladı. İkinci Cihan Harbi'nden bu yana insanlığın yüzleştiği en büyük insani kriz 2011 yılında başladı. Ve büyük bir akın Türkiye'nin sınırları, ki 911 kilometre Suriye ile sınırımız var, kapılarını çaldı. Çatışmalar, o nüfus hareketi öyle bir boyuta geldi ki artık aileler sınırın ötesine taşmaya başladılar. Ve ben ilk aile Yayla Dağı'nda, Hatay'da sınırımızı geçerken bizler oradaydık. People from Syria are arriving in Turkey since 2011. In the beginning it was like, okay, for any other emergencies it will finish in 2-3 years. That's how we assume. But all assumptions become wrong and it is now in its 10th year. My name is Fahim Asfi. I was translator in Afghanistan. 14 or 15 years I worked with NATO and HQRS, and just get attacked in my house. 3 times I was by the attack in Afghanistan. 5 people sent out inside my house and they start shooting and start beating, and we didn't have any more choice. And I just talked to the people. There was one guy, he said, I just leave this country, it's a danger for me. There was one, my friend, living in Izmir. Just send me a location. He said, that's location for the Kızılay. You just go to Kızılay. Danışanımız ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle çok zor durumdan geçti. Ülkemize geldiğinde en temel sorunu barınmaydı. 3 aylık bir kira desteği sağlayarak barınma sorununu hallettik. 3 tane okul çağındaki çocuğumuzu okula kaydettirdik. Sabit tek düzenli gelir olması için sosyal uyum yardımına yönlendirdik. Ve şu anda Kızılay Kart'tan faydalanmaktadır. Danışanımızla sürekli irtibat halindeyiz ve gün geçtikçe gelişmeleri takip etmekteyiz. Zamanla ihtiyaçlar da değişmeye başladı. Sadece bize gelen göçmen ailelerin ihtiyaçları değil, beraber yaşadığı topluluğun da, yani yerel topluluğun da ihtiyaçları değişmeye başladı. Bunları gözlemlediğimizde aslında sadece temel ihtiyaçlara yönelik yaptığımız müdahalelerin yeterli olmadığını gördük. Artık bu insanların Türkiye'deki hayata adaptasyonuyla ilgili, biz buna daha sosyal uyum diyoruz, sosyal uyumla ilgili bir şeyler yapılması gerektiğini fark ettik. Zaten sahadan da sürekli böyle tepkiler geldi. Kızılay Toplum Merkezleri fikri aslında bu sosyal uyumun, sosyal içermenin, desteğin ve birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesi fikrinden ortaya çıktı. One of the beauties of this program is that we have built a program that addresses the long-term needs of the refugees. It's not just one spot contribution. Kızılay, Turkish Red Crescent, has created these reference community centers that will continue providing service in the future. But the initial investment was done thanks to the funding provided by MADAT, generous funding. This is a very important project for us. Let me also underline a very important element of this project, the fact that it was a regional project covering 5 countries, Turkey, Lebanon, Iraq, Jordan, and Egypt. EU Trust Fund MADAT is a funding instrument of EU for mainly supporting the people affected by Syrian crisis. The largest affected country is Turkey. So it need more support in order to alleviate the suffering of the vulnerable refugees who took shelter in Turkey.
So from that context, the EU decided that EU Trust Fund Madad will also support the in Turkey. We wanted to have an implementing partner who has a wide coverage in the country and who would be able to be immediately operational and would be able to provide these basic services that the refugees needed at the very beginning. And for this reason, we went for Kızılay together with DRC and IFRC. Bir toplum merkezi oluşturalım ve bu toplum merkezi içerisinde daha çok psikososyal destek verelim ve gelen kişilere yönlendirme hizmetleri sağlayalım. Kim nasıl Türkiye'deki hizmetleri alabilir? Bunlar konusunda bilgi verelim diye kurduğumuz bir şeydi. Yani bizim açımızdan endişe şuydu. Gelecekler mi gerçekten? O kapıya birisi gelecek mi acaba? Böyle bir ihtiyaç var mı diye. Bugün her şeyin sonunda baktığımızda toplum merkezlerine 1 milyon kişiden fazla insan girmiş aslında. Başlayalım mı? Benim adım Ala. Ben yemek çok severim. Türkçe kursayı da önce, sonra yemek eğitim oldum. 2 ay fırınak ettim, çalıştım oraya. Çok eşya da öğrendim. Ala buraya Kızılay vesilesiyle başladı. Bize geldiler, 10 kişilik gruplarda burada çalışmasını ve eğitmemizi istediği öğrenciler olduğunu söylediler. Bu grubun içerisinde Ala ile göz göze geldiğimde Ala'nın benimle çalışması gerektiğini düşündüm zaten. Krem vanilya biliyorum, mesela şokolata krem, kurabiye, on kurabiye. Elma kurabiye de yaptım. Ala buraya geldiğinde hiçbir şey bilmiyordum. Yani fırın çalıştırmayı dahi bilmiyordum. Ezmir bombası mesela tart. Fırın çalıştırmayı bilmeyen bir çocuğa şimdi fırına ürün attırıyorum. Bence iyi bir yol kat etmişiz. Çilek, tart çilek mesela. Şey krema, vanilya krema, çatal kurabiye mesela. Hayata kazandırıyorsunuz düşünsenize. Yani daha büyük bir mutluluk olabilir mi? اسمي قمر بوسا هويت من أنا صغيرة كان عمري 6 سنوات بس ما كان في حدا يصدقني هالشي وقت جيت على تركيا من شي 3 سنوات صديقتي دلتني على مركز الهلال فأنا جيت عليه ونميت الموهبة بسنة يعني الحمد لله يعني صار رسمي كويس انبسطت كتير وبصراحة ما عرفت إنه قديش أحط سعر على اللوحة يعني بس يعني وقت الشخص هو حط اللي سعر عليها أول لوحة وقتها 50 دولار Ben Muhammed Hayek, elektronik mühendis çalışıyordum. Bir projem var, makine imalatı yapmak istedim. Ben şurada yaptım, destek almak için kabul ettilerdi. Destek aldım, bana çok destek verdi. Şirket açtım, başladım, vergi yaptım. Ülkemizdeki faaliyetlerimize 2015 yılında göçmen nüfusun çoğunluğunu ev sahipliği yapan vilayetlerimizden olan Şanlıurfa'da kurduğumuz ilk toplum merkeziyle başladı. Sonrasında bugün 16'ya ulaştı. Psikososyal destek çalışmalarıyla ve onlara Türkçe dilini öğretmek üzere koyduğumuz hedefleri süreç içerisinde yenilerini
eklemek hedefleriyle hem sayısını artırarak hem de hizmetlerimizi artırarak bir yolculuğa çıktık. These community centers provide a space for dialogue between the communities. The community centers are a place where the host community and the refugee community can come together. And actually, I was very lucky to participate in one last year when I visited the community center in Kayseri. These community centers have always played and should continue to play an important role in organizing the refugee community and building natural bonds between the refugee community and the host community, the local population. Şimdi düşünsenize, kar yağıyor çadırdasınız, yağmur yağıyor çadırdasınız, güneş açıyor çadırdasınız, bahar geliyor çadırdasınız, yaz geliyor çadırdasınız. 3 gün, 5 gün, 10 gün değil, aylar, yıllar geçti. Bu insanların yaşadığı dramı, yaşadığı yoğun psikolojik baskıları, yoğun o tahribatı hissetmenizi istiyorum yani. Sonra da toplum merkezi gibi insanları normal hayata uyumlarını teşvik eden bir projeyle karşılaşıyorsunuz. Hastaneye yatışı gerçekleşmiş ama sonrasında tekrardan yatışı olup olmadığı bizim için... Bizler toplum merkezinde çok farklı ruh sağlığı sorunlarıyla çalışıyoruz. Özellikle depresyon, kaygı bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu bizim en fazla yetişkinlerde gördüğümüz ruh sağlığı sorunlarını oluşturuyor. Elbette göç öncesinde var olan ruh sağlığı sorunları da göç sırasında yaşanan sorunlara eklendiğinde insanlar için taşıması çok zor yükler haline gelebiliyor ve bir yardım eline ihtiyaç duyuyorlar. Biz toplum merkezinde kişilerin bu ruh sağlığı sorunlarıyla baş etmeleri için onlara destek olmaya çalışıyoruz. Sosyalyum faaliyetindeki bizim temel amacımız şuydu bütün bu faaliyetlerde. Özellikle birçok faaliyeti biz araç olarak kullanarak insanların bir araya gelerek etkileşim kurmalarını sağlamaktı. Çünkü etkileşim kurulmazsa sosyalyum sağlanamaz. İnsanlar birbirlerini anlamaz, empati kuramaz, ön yargıları kırılmaz. Koruma programı temelde insanların hakları olan ve ihtiyaçları olan hizmetlere erişmeyi amaçlıyor. Yani buradan ne kastediyoruz? Bir kişi kimlik alamıyor da olabilir. Herhangi bir dil bariyeri yüzünden ya da ulaşım sıkıntısı yüzünden. Ya da daha ciddi bir sorunla karşı karşıyadır. Bir istismar durumu. Yani çocuğu istismara uğruyor olabilir, kendi şiddet görüyor olabilir. Onunla ilgili hakları ulaşmasını sağlamak, hak ettiği korumaya erişmesini sağlamak da bizim görevimiz. Geçim kaynağını geliştirme programı Türkiye'de yaşayan ve zarar görebilir durumda olan geçici koruma altındaki Suriyeliler, diğer yabancı uyruklu bireyler ve yine ihtiyaç sahibi yerel halktan insanlara sosyoekonomik durumlarını güçlendirmek adına mesleki eğitimler, girişimcilik destekleri, tarım ve hayvancılık alanlarında destekleri sunan bir program. Ya bunlar şöyle merkezler değil. Bir merkez açtık, insanların gelmesini bekleyelim, içeride hizmetlerimiz var değil. Biz dışarıya çıkıyoruz. Orası bizim aslında kalkış noktamız. İsmim Abdülkadir Kayan. Şehit Kamil Güngörgök köyünde oturuyorum. Yaşım 36. 2016'da bir dudakta bir ufak bir tümör gibi bir belirti vardı. Bir tahlil falan yaptırıldı. Acilen ameliyat edildi. Bir ameliyat geçirdim. Sonra tükenmedi. Yani bir aşağı inmiş. Boğazdan aşağı inmiş. Oradan tekrar bir daha ameliyat olduk. Olmadı, bir daha olduk. Dördüncüyü olduktan sonra yani bu rahatsızlıklar terk etmediği için işte şu anda hani 3-4 aydan beri de yoğun bir şekilde bir rahatsızlık çekiyorum. Yani gece rahatsız oluyorum, gündüz işte çalışmak zorunda kalıyorum. Çalışmak dediğim de yani işte kısacası yömiyeciliğe gitmeye çalışıyoruz. Kendimizce. Sonuçta dönmesi gereken bir çark var. İsmimiz bir şekilde onlara ulaşmış. Genler de bize ulaştı sağ olsun. Genler bizi buldular kısacası. Buldular, işte bize, evimize baktılar, durumumuzu sordular. İşte hani keçilere bakabilir misiniz gibisine. Biz de zaten köylü çocuğu olduğumuz için bunlarla bir nevi içli dışlı, aşırı neşir olduğumuz için yaparız dedik yani. Hane içi üretim destekleri kapsamında hali hazırda üretim yapan ya da konuyla ilgili yetkinlikleri bulunan insanlara ulaşıyoruz ve onlara destekte bulunuyoruz. Abdülkadir Bey'e
Gaziantep Damızlık Keçi Koyun Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla ulaştı. 10 tanesini Kızılay, 15 tanesini kaymakamlık olmak üzere işte teşvik amaçlı verildi. 25 keçimiz var şu anda elimizde. Bir erkek olmak üzere 24 dişi. Benim tahminim yani günlük 35-40 litre. Belki bu rakam 50'ye çıkabilir ama aşağıya düşmez. Bu rakamı biz yükseltmenin hesabını yapıyoruz şu anda. Yani hani biz burada kalmayalım. Ne kadar yükseltebiliriz? Daha ne kadar sağlıklı süt alabiliriz? Şimdi keçiler aldıktan sonra bu aşamaya girdik. Bunları düşünmeye çalışıyoruz yani. Çocuklar benden daha ilgi alaka gösteriyor. Yani biraz da hani çocukluğun getirdiği şeyini. Samet özellikle mesela gecesi gündüzü yok yani. Mesela gece yatarken işte aşağı iniyor, bakıyor suyuna, yemine, dağdaki merada, yaylımına. Her şeyinden ilgilenmeye çalışıyor çocuk. Biz de elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. En çok bunu seviyorum. Kalbinin üstünde beyazlık var, beyaz beyaz tüyler var, kıllar var. Başkasının tarlasına gecinde bağırıyorum, hepsi geri dönük geliyor. Akıllılar yani maşallah. Yani 4 yıldan beri uğraştığım hastalıktan sonra Kızılay'ın bağı bu göstermiş olduğu şey gerçekten bir umut ışığı oldu. ...2015 yılında başladığımız ve göç odaklı olan toplum merkezleri şu anda göç odağından da çıkmış vaziyette. Türk vatandaşlarına da hizmet veren. Aslında yani kim gelirse gelsin kapısını açık tutan merkezler durumunda. İsmim Hatice Karabıyık. Kahramanmaraş Toplum Merkezi'nde çocuk etkinlik görevlisi olarak görev yapmaktayım. Burada çocuklara çeşitli faaliyetler ve hizmetler vermekteyiz. Hem kendilerini geliştirmeleri hem akran iletişimi açısından onları desteklemek ve dengelemek için burada bulunuyoruz. Hamza çocuk etkinlik alanına ilk geldiğinde hiçbir şekilde konuşmuyor, iletişim kurmuyor. Hiçbirimize bakmıyordu bile. Tamamen kendi köşesine geçip hatta kollarını şu şekilde bağlayıp oturuyordu bütün gün. Böyle oturduğunu hatırlıyorum ilk zamanlarda. Ve birazcık agresifti. İletişim kurmak istediğimizde agresifti açıkçası. Arkadaşlarıyla oynama noktasında çok büyük bir direnç gösteriyordu. Benim adım Ravan Rezuk. 25 yaşındayım. Mutlu değilim. Çünkü kimse bilmiyor. Ne yapacağım? Ben ve Hamza yalnız evde. Öğretim yok mesela. İş yok. Akraba yok. Çok zor. Hamza konuşmak istemiyor. Ben korkuyorum yani. Belki sonra Hamza konuşmayacak. Sonra mesela arkadaş olmayacak. Bir gün sokakta yürüyorum. Bir bina gördüm. Bir cümle yazdı Arapça'da. Siz yalnız değiliz. Biz buradayım. Biz buradayız yani. Ben şaşırdım yani bu ne acaba? Bir tercüman var danışmanda. Sonra o bana söyledi burada anaokul var. Türk çocuklar ve Arap çocuklar ve hatta Afganistan çocuklar var. Ben çok beğendim bu fikir yani. Yavaş yavaş önce o kol bağlaması geçti. Beni en çok mutlu eden şeylerden biri oydu. Kolunu bağlayıp oturmuyordu en azından. Çünkü şu ifade çocuğun hani kendini dışa kapattığının ifadesidir. Sonrasında hiç odanın köşesine geçmeden kapının önüne geldiğinde ayakkabıları çıkar çıkarmaz içeriye koşmaya başladı. Artık ben de oynayacağım diye. Merkezde Türkçe kursu var. A1 yaptım. A2 yaptım, B1 yaptım, sonra gönüllülük oldum. İnanmadım. Çok mutluyum. Yani ben ve çocuklar aynı oda çalıştım ve Hamza birlikte. Hamza çok değişti. Revan geldiğinde aslında hani içine kapanıp birazcık konuşmamayı tercih eden bir hanımefendiydi ve buraya devamlı olarak gelme konusunda birazcık düşünceleri vardı. Tabii ki burada faaliyetlere katıldıkça ve gönüllü oldukça, çocuklarla ilgilendikçe kendini bu alanda geliştirmek, yetiştirmek istedim. Okula kayıt yaptırmak istediğini ve çocuk gelişim 1. sınıfa başlamak istediğini belirtmişti. Destekledik biz de.
Zaten kısa bir süre içerisinde de sonuçlandı ve kabul edildi. Şu an birinci sınıfta. Çok da güzel yapacağına inanıyorum. Anca ben hiç düşünmedim ben öğretmen olacağım. Şimdi çok mutluyum. Tamam. Beni en mutlu eden anılar tabii ki böyle... Aslında sahaya her gittiğimde mutlu oluyordum. Çünkü işte o toplum merkezlerini dolu görmek, orada çocukları yürürken görmek, işte kadınları herhangi bir aktivite yaparken görmek ya da zaten hani size selam verdiğinizde zaten gülümseyerek selam almanız beni hep mutlu ediyor. Hatta belki birazcık da sahadaki arkadaşları kıskanıyor olabilirim. Ben bizim saha çalışanlarını biraz acil servis çalışanları gibi olduğunu düşünürüm. Onlara benzetirim aslında. Çünkü saha çalışanları ciddi anlamda büyük travmalarla karşılaşıyorlar. Ve o travmalara da yoldaşlık ediyorlar. Onu yaşayan insanlara yoldaşlık ediyorlar. Mersin Toplum Merkezi olarak koruma programında Tarsus ilçesinde yer alan çadır bölgelerinde temel ihtiyaç analizi yapabilmek için sahalara ekip arkadaşlarımızla geldik. Gerçekleştirdiğimiz saha taramalarında kişilerin, bireylerin temel ihtiyaçlarını tespit edip analiz sonuçları çıkardıktan sonra Mersin Toplum Merkezi'nde yer alan diğer programlarımızla birlikte kendilerine yapılabilecek faaliyetler ve işbirlikleri hakkında görüşmeler gerçekleştirdik. Tarsus biraz daha Mersin iline uzak olduğu için ulaşım sıkıntısı büyük bir sorun teşkil etmekteydi kişilerin temel hak ve hizmetlerine erişimde. Bu kapsamda özellikle servis aracıyla birlikte bireyleri Tarsus'tan Mersin'deki İl Göç İdaresi'ne ulaşımlarını sağlayarak geçici koruma kimlik belgelerini temin etmelerinde faydalanıcılarımıza destek sağlamaya çalıştık. Hukuki danışmanlık projemizle birlikte de avukatlarımızla birlikte çocuk haklarına yönelik hem aileleri hem de çocukları bilgilendirerek birçok çocukların eğitim hakkı, sağlık hakkı, oyun hakkı, temel yaşama özgürleşme hakları ile ilgili birçok seminer gerçekleştirdik. Şimdi böyle aç kollarını. Aç iyice. Fay. Şöyle bir dön kendi çevren. Hala bir deki duri hek. Dön. Evet. Duri. Dön. Tamam. Stop. Şimdi biz ne yaptık sence? Hala, şu amelne bırakayak? Derne. Döndük. Evet, döndük. Şimdi ismin neydi? İman. Değil mi? Peki, bu alan, İman, senin kendi alanı. Ne yaparsın biliyor musun? Tafi şurahtan. Güvendiğin bir büyüğüne söylersin. Evveli şey, bitoğul ile hada kibir, inti btisikki fih. Bizler sağlık ve psikososyal destek programı kapsamında okullarda, çadır alanlarında faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Mahremiyet eğitiminin mevsimlik işçilerin bulunduğu bu çadır alanlarında önemli olmasının sebebi çocukların bazen kendi kişisel alanlarını yeterli derecede öğrenemediklerini düşünmemiz. Biliyorsunuz çadır alanlarında bazen çocukların kendine ait odaları, kendine ait alanları bulunamayabiliyor. Böyle durumlarda da kendi alanlarını ve mahremiyetlerini öğretmek adına sadece çocuklar değil aynı şekilde ebeveynlerin de eğitilmesi ve bilgilendirilmesi gerekiyor. Adım Rima, 33 yaşındayım. 2014'te Suriye'den Türkiye'ye geldim, Mersin'e geldik. Gönüllük olduğum, nerede Suriyeli, fakir Suriyeliler var, gönüllük çalışıyorum. Mesela şu anda Arapça dersleri Türk avukatlara veriyorum. Suriyeli haklar için falan, çünkü onlar mahkemede çok zor oluyor onun için. Tercüman var yani genelde, ama daha direkt için yani daha iyi olacak. Arapça öğreniyoruz. Bazen soruyorlar, koruma programı olarak kaç kişiye ulaştınız işte? Kaç kadına, kaç çocuğa, kaç erkeğe vesaire? Tabii çok büyük sayılardan bahsediyoruz. Yani binlerce, on binlerce kişiye ulaştık. Ama sayılardan bahsetmeyi de çok sevmiyorum. Çünkü yani bazen şunu düşünüyorum. Çok fazla dışarıda yardım etmeye gereken insan var. Yani çok fazla kişi hizmetlere erişemiyor. Hala çok fazla çocuk eğitime erişemiyor, çok fazla çocuk çalışıyor. Bir sürü bilmediğimiz şiddet hikayeleri var evlerin içinde. Kadınlar çıkıp yardım alamıyorlar evlerden. Ya da bir sürü çocuk cinsel istismara uğruyor, sürekli görüyoruz. Bunları düşündükçe olumsuzluğa kapılmak
çok olası. Yani sürekli ben herkese yetemiyorum diye üzülüyorsunuz. Ama sonra bir yandan da bir hikaye duyuyorsunuz. İşte bir çocuk işi bırakmış, okula gitmiş. Bir çocuk ya da işte bir kadın gelmiş, işte kızlardan yardım istemiş ve sonunda çocuklarıyla birlikte daha güvenli bir evde. O zaman da diyorsunuz ki yani sayıların hiç önemi yok. Yine size bakarak konuşuyorum. O zaman da diyorsunuz ki işte sayıların hiç önemi yok çünkü ya ben 5 yıl sadece tek bir kadının daha güvenli olması için de ya da tek bir çocuğun okula gidebilmesi için de çalışabilirim. Bunu koymayalım gerçekten. Saçın ucu harmazlara gülü sulu darmazlara sar gelir. Saçın ucu harmazlara gülü sulu darmazlara sar gel. Bu sevda ne sevdadır, sen bana vermezler ay. Leylim aman aman, leylim aman aman, sar gel. Bu sevda ben Şule Elbey'im, girişimci kadınım. Kızılay'la yaklaşık bir yıldır çalışmaktayız. Kızılay'dan hibe aldım. Aynı zamanda Kızılay'ın toplum merkezinin içerisinde kurmuş olduğumuz cam atölyemiz var. Bayanlarımıza orada kurs vermekteyiz. Biz bayanlarımıza kurs verdikten sonra bırakmama kararı almıştık. Kooperatif sistemi şeklinde gitmeyi arzu ettik. Kurs bittikten sonra bayanlar buraya atölyeye gelmeye devam ediyorlar ve kendilerine Instagram adresinden veya Facebook'tan siteler açıyoruz. Oradan satış kanalları nasıl yapılır, nasıl bağlantı kurulur onları gösteriyoruz. Herkesin hayatında belli bir dönüm noktası olur. Daha önce özel sektörlerde çalışıyordum ama hayat bana bazı sıkıntılar çıkardı karşıma. Bu sıkıntıları atlatabilmem için benim bir uğraşa ihtiyacım vardı. En başta ben bu mesleği parasal olarak bakmadım hiçbir zaman. Ama bu mesleği öğrendikten sonra, insan üzerindeki olumlu etkilerini gördükten sonra bu mesleği bırakmamam gerektiğini ve bunu insanlara tanıtmam gerektiğini düşündüm. İsmi Reşim Moşeme, min Suriye Halam. Jit ala Türkiye min 3 senin. تعرفت على مركز اجتماعي اللي هو هلال الأحمر من تقريبا سنة ونص بعد ما طلعت الكملك. دورة الزجاج أنا حسيت أن أول شيء مريحة، يعني كنفسيا مريحة كتير. تاني شيء لما بتكون عم تشتغل على النار بتحس حالك أنك عم تبدأ، يعني لما يطلع معك شكل مثلا تشوفه قدامك ويطلع نفسه، فهذا الشيء بحد ذاته بخليك تكون مبسوط. Herkes o sınıfa girdiğinde bir durağan bir şekilde geliyor. 5 dakikamız var diyorum. 5 dakika içerisindeki bütün ateşleri açıyoruz. Elimize camları alıyoruz. Herkes diyorum elindeki camla beraber sıkıntısını, sorununu ateşe bıraksın. 5 dakika sonra o sınıfın içerisinde istem dışı, kendilerinin de istemi dışı bir hareketlilik başlıyor.
Birbirleriyle konuşuyorlar, gülüşüyorlar. En çok kahkaha atan sınıf seçildik. İşte bu yüzden. Reşe ilk sınıfa geldiğinde hiç konuşmuyordu. En çekinen, en zor o ateşin başına oturttuğum insanlardan biriydi. Masanın başına oturamadığını, zorlandığını, hatta bu kursa gelemeyeceğini söylemişti. Ama bir hafta sonra Reşe'de her sınıfa girdiğinde en çok gülen, kahkahası Reşe'nin en çok duyulan, öğrencilerle en yakın olan, bütün öğrencilerle dil olarak anlaşamasa bile vücut diliyle bağlantı kurabilen nadir öğrencilerim arasına girdi. Ama benna ve benil benat fe nehne aile vahde. Nehne hon seba atrak, seba suriyin. Lakin nehne el 14 vahde, nehne aile vahde. Yani ma fi ente Türkiye, ana Suri. انه مميزين او شيء لا 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 بالعكس انا وياهم واحد واوقات بمزح مع التراك اكثر ما بمزح مع السوريين يعني belki de bizim programımızın en büyük avantajı aslında o sistemi iyi oturtuyor olmamız. Ya oradaki iş gücü piyasasındaki aslında açıklığa göre bölgesel ve il bazında farklı aktiviteler uyguluyoruz. Örneğin Adana'da özellikle bir hizmet sektöründe ve gıda sektöründe bir mantarla ilgili bir açık var. Ve bu noktada Adana Toplum Merkezi mantar üretirken işte Mardin'de lavanta üretiyoruz. Kurban Bayramı zamanında gerçekten kasap bulmakta zorlandıkları bir noktada belediyeleriyle işbirliği yapıp kurban kesim elemanı kursu açıyoruz. Kilis'te çoban bulamıyorlar, sürü yönetimi kursu açıyoruz. İsmim Muhammed, soy ismim Al Mustafa, Suriye uyrukluyum. Türk Kızılay'ı sağ olsun açılışları varmış toplum merkezi olarak. Açılışa davet etmeye diye evlere çıkmışlar. Suriyeli aileleri gezilerdi. Adres falan bilgi alırlardı. Bizi de komşular şey etmiş, yönlendirmişler bize. Ara sokakta, ben çıkma sokakta. Yani normalde normal insan girmez o sokaklara. Suriye'de bizde orada mantar diye, mantar ekimi diye yoktur. Varsa da bilmezdik yani. Kapalı bir şeydi. Öneri olarak kurslardan tarım kursunu önerdik. Dilekçe Ankara'ya saldılar. Onay geldi. Kurslara başladık. İki ay falan sürdü. Mantar kursunu bitirdikten sonra sertifikamızı falanımızı aldık. Hibemiz çıktı genlerden. Yardım olarak ranzalarımız, raf dediğimiz, kompostlarımız, falanımız, klimamız ilk kuruşu genler kurdular bize. 200 komposttan. Kız nasılsa erkek değil. Erkek nasılsa kız olmasa erkek olmazdı. Erkek olmasa kız olmazdı değil mi? Yani adam olmasa hava olmazdı. Hava da olmasa adam olmazdı. Şimdi toplumumuzda var illa ki Suriyelilerin arasında erken eve vermek 14-15 yaşında olduk kimin yanlış. 18-19 olsun kız çocuğu kendi seçsin. Çünkü kendi hayatı yaşayacak. Bu kişiyle kendi yaşayacak. Okumasını okuyacaksa, isteği varsa tutamazsın. Günahına giremezsin yani. Ağaçlar ormana, dön beni yurdumdan. Benkiler yok şükür olsun 5'e de okuldu. Birisi üniversitede bu sene, büyük kızım, 19 yaşında. 10 küçüğü lise son, ikizim var kızlar, o da orta beşteler. Şükür olsun yani 5 senedir Türk okullarına kaydettim onlar, Türk okullarına okuyorlar, devam ediyorlar. Geleceklerini kurtardık. We have another program with the Turkish Red Crescent, which is called the Conditional Cash Transfer for Education. And that program was recently evaluated by a team of external evaluators. And of course, we looked at the normal, you know, is the program effective? Is it working? And the evaluation covered that. But an interesting finding in the evaluation, which was not expected for us, is that there as part of the program, there are teams of Turkish Red Crescent outreach workers who go door to door to families, visiting families whose children have had a problem with school attendance. And they tried to help those families to understand why is the children not going to school and referring them to any kind of services that could help resolve the situation. And when the evaluators talked to the families who had been involved in this part of the program, they said that the visits from the Turkish Red Crescent workers made them feel included in Turkish society. It made them feel like somebody cared about them. Someone took the time to come to their house and find them. And so it made them feel closer, more included, more integrated into the country where they find themselves. And I think that is what they said, not what I say, but a very good reflection of what frontline workers do every day and the efforts that they make to give that kind of human touch.
I had the pleasure to visiting three community centers. I went in Sultanbeyli, I went in İzmir, and I went in Ankara. And what for me was very noticeable is that the people working in the community centers, they sort of combine two things. On the one hand, they have the true humanitarian spirit. They understand that what they do is very important. They're very respectful towards the people coming there. And on the other hand, they're extremely professional. Like all the people hired, they're experts in their field. And it's interesting to see how you can bring in that professionalism, but still intervene with a true humanitarian spirit, which has always been very encouraging for me to see. Bugüne kadar toplum merkezlerine destek veren çok sayıda partner oldu. 20'nin üzerinde partnerle çalışmışızdır. Ve bütün bu süreci de biz ortaklık ilişkisi çerçevesinde yürütmeye çalıştık. Uluslararası programlar bünyesinde devam ettirilen bu çalışmalarımız gerçekten bünyesinde barındırdığı uzmanlarıyla, çalışanlarıyla, yöneticileriyle beraber bütün dünyaya aslında yazdığı destanı da ifade edebilen bir büyük iyilik ve gönül hareketi. Dolayısıyla ben bütün Kızılaycıları, toplum merkezimizde çalışan ve gönüllü olarak da destek veren bütün Kızılaycıları bu anlamda tebrik ediyorum. Onların yüreklerinden öpüyorum. Bu süreç gerçekten fedakarlık olmazsa sadece profesyonel bir ilişkiyle götürülebilecek bir süreç değil. Çünkü karşınıza gelen insanlar sıradan sorunları olan, olağan sorunları olan insanlar değil. Aileler yakınlarını kaybettiler. Bakıyorsun içeride yetişkin erkek kalmamış. 8 yaşındaki bir çocuk ailenin reisi olmuş aslında. Küçücük ama kocaman çocuklar görüyorsunuz. Yani o ailenin sorumluluğunu almış. O kadar da adam gibi duruyor ki böyle karşında. İnsanı yani iyi ki bunu yapıyoruz. İyi ki milletimiz bunu yapacak desteği bize veriyor dedirtiyor. Gurur duyuyorsunuz. O hilali gören, o hilal dolaşıyor ya o kampın içinde. Çocuklara sorduğunuzda ne istiyorsun dediğinde bir çocuğa. Çocuk diyor ki, abi yarın da gel diyor. Ben bu kadar da duygulanacağımı düşünmemiştim. Buna iş olarak bakmıyoruz her şeyden önce. Yani bu bir gönül bağı ve bizim yaptığımız çalışmalar ya da mesaimiz insanlarla beraber olmak değil ya da insanlara hizmet vermek. Evet, bu noktada hizmetler veriyoruz, bilgilendiriyoruz, anlatıyoruz. Fakat biz her gün çok keyifli bir hikayeler dinlemiyoruz insanların. Çünkü bize gelen insanlar ihtiyaç sahibi kişiler ve dertleriyle çoğu zaman dertleniyoruz. Ama yani insanların günün sonunda yüzünüze bakıp tebessüm etmesi size yetiyor. Bütün yorgunluğunuzu alıyor. O an zaten tatmin oluyorsunuz ve eve gittiğiniz zaman sadece o gülümseme kalıyor aklınızda. Yani evet, ben de bir anneyim ve benim de evde bekleyen çocuklarım var. Ama orada ihtiyaç sahibi çocukları gördüğüm zaman onların gülümsemesi, onlarla beraber vakit geçirmem her şeye bedel. Onlar için burası bir güven yuvası, güven odağı. Ne derseniz deyin. Yani buraya gelse, buraya içeri girdiği andan itibaren dünyası değişmiş oluyor. Bunlar tabii ki bizim yapmış olduğumuz bu işin ne kadar güzel olduğunu, doğru olduğunu, kutsal olduğunu gösteriyor. Bu açıdan biz hem kurum olarak hem arkadaşlar olarak hepimiz çok mutluyuz. Bu mutluluğu da ülkeye yayıyoruz. Şu dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendir. الشخص المحبوب في هذه الدنيا هو من يعرف الحب Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir الشخص المحبوب في هذه الدنيا هو من يعرف الحب
Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa. İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. لو صدقت الدنيا بهذا لو صدقت لو أصبحت عيدا لو أصبح الناس يدا بيد توحدوا ونبقى للأبد. Thank you.